Ben de zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Nasılsınız Bülent Bey? Nasıl olabilirim? Her şey yasak. İçki, kızartma, kırmızı et. Ot gibi yaşayacağız. Tuz da yasak Bülent'ciğim. Tansiyonum. Çay kahve de yasaktır sana amca. Tabii. Yok. Yani ne içeceğiz peki? Su. Süt de olabilir. Süt mü? Yo, süt gaz yapar, kalbe baskı olur Allah korusun. Of of. Ya bak benim bir mide ilacım var Bülent Bey. Göstereyim sana. Versene makbule. Gözlük mü takıyor Bülent amca? Lensleri çıkarttırdım şekerim. Bir mikrop kapar, bir şey olur Allah korusun. Ondan sonra ilaçlarla uğraştır. Canım gözlük takıversin ne olur. Bu sadece bu hafta için geçerli Sedef. Sonra lense döneceğim. Aman amca. Azra ile buru buruna geldin. Hala genç gözlerme peşindesin ya. Tak gözlüğünü otur aşağı. Ayrıyeten muhterem bir hava veriyor. Arkandan ceryan yapıyor hayatım. İstemiyorum ya. Hava 25 derece. Üstelik bu dede hırkası. Hırkanın da dedesi mi olur Bülent? Ay üşütürsen biteriz vallahi. Bünyen zayıfladı hayatım. Yani dün kendimi 30 yaşında hissediyordum. Şimdi sayenizde 90. Biz bir şey yapmadık Bülent'ciğim. Kalbin tekledi. Biz demiştik. Tansiyon hapını aldın mı muhterem? Benim bir ilacım var bak göstereyim sana. Süper. Al. Biz demiştik bu kadar hareketli hayat. Hayır 25 yaşında olsanız neyse. artık mecburen bizim gibi yaşayacaksınız. Tabii. Her yaşın bir gereği var değil mi şekerim? Bülent Bey sonra papaz kaçta oynayalım mı ne dersin? Bilmem. Kalbim o heyecana dayanır mı? Ay doğru yazık. Bence açtı ya. Ay aşkım. Sana değil canım. Çaykaya. Sacık'tan. Ne? Çaykacığım biliyorsun ki her şeye seval olmaz. Buyurun. Peki kendisi niye vermiyor gerizekalının başkanı? Tahmin edersin ki yüzü yok Şayka. Yoktur tabii. Şeytan görsün yüzünü. Aman canım. O yüze yüzlemeye de bir şahit ister zaten. Avurtlar çökmüş. Gözler kan çana. İskelet tamamıyla belirginleşmiş. Bir günde. Çok affedersiniz Fatoş Hanım ama bazı insanlar aşkı dolu düzgün yaşarlar. Hadi be. Senin bu işten ne çıkarın var bilmiyorum Kubilay ama Şahika Koçarslanlı 3 tane orkideye tav olacak kadın değildir. Bravo. Söyle ona ben bu orkideleri tuvalet kağıdı yapmam bebeğim. Yürü be Şahika. Ne bu abi ya? Bütçemiz yok. 2 tane kalantör adamla iddiaya girdik. Kubilay biz gelmeden çaktırmadan orkide alıyordu. Haberin var mı senin? Gördün mü? Boş versene oğlum. Biz niye topladık bunları? O ne ya? Hoş geldiniz Sertaç. Kusura bakmayın. Uyuyordum da. Ah keşke Sacit de uyuyabilse. Niye ki? Günlerdir uykusuz. O olaydan sonra aklında sadece sen varsın Zeynep. Günlerdir dediğin bir gün oldu zaten. İşte sensiz geçtiği için yıl gibi gelmiş ona. Öyle dedi bizzat. Bir de bu çiçekleri sana toplamış. Sacit. Ne yapsın? Kendini dağ bayıra vurdu. Ya öyle çiçek senin özensizce alınmış gibi olmasın dedi. Yani emek olsun içinde dedi.
Gerçek sevgi budur Zeynep. Bunları toplarken bütün ellerini ısırga notları dalamış. Muhallebici de otururken ellerinden kan, gözlerinden yaş damlayarak verdi bize bu çiçekleri. Siz neyin peşindesiniz Sertaç? Ya Zeynep, Elif seviyor işte. Siz güzel bir çiftiniz. Toparlayabilirsiniz bazı şeyleri. Yapmayın, yazık etmeyin lütfen. Ya o kadar olaydan sonra bir dakikanında kendimizi kaybettik diye ilişkiye kaldığımız yerden devam mı edeceğiz? Yok abi ya. Bir arasaydın, nasıl ellerin kabuk tuttu mu falan diye. Ya biz bu numaraları çok yaptık geçmişte Sertaç. Birbirimizi biliriz. Papatya ile falan olmaz o işler. Bence de. Ah, Aslı yiyorum. Ya şu telaffuzuma bir bakar mısın? Your Majesty, how do you do? Nasıl? Burhan Bey, burada bir resim vardı, gördünüz mü? Aa, hangisi? Domates bahçelerinin önünde İfot, domates bahçelerinin önünde Nail'e, domates bahçelerinin önünde elektrik idaresi, hangisi? Ne diyorsunuz Burhan Bey? Abi resim yapıyorum, fark etmedin mi sen? Günde 4-5 tane yapabiliyor Burhan abin. Siz resim yapmaya mı başladınız Burhan Bey? Aa, son zamanlarda odama uğramadın herhalde, değil mi? Hayır, siz elimden çekip aldığınızdan beri o odaya girmemeyi tercih ediyorum. Burhan Bey, şimdi bu masanın üzerinde bir resim vardı. Çok değerli bir tablo, çok önemli. Böyle bir paket, kapalı torbanın içindeydi. O sizin odanızda olabilir mi? He, belki de benim odaya koymuşlardır, benim havarım yok. İstersen bir bakalım, hem de tablolarımı bir değerlendirme fırsatımız olur. Buyurun efendim. Ya neredesin ya? Saat kaç? Ya Dursun, vallahi boşayacağım seni ha. Duvar nasıl? Çingene pempesi. Ya kusura bakma, tuvali boyarken sana bu resimlerden bir tanesine nokta kadar boya geldi ya. Nokta kadar? Bilemedim parmak kadar. Olmadı el kadar diyelim bitsin. Ne? Böyle affedeceğim yok. Ay o daha da kötü. Hangisinin üzerinde? Eyvah. Al bunu. Bakayım. Yalnız pembeyi yiyince sanki daha bir canlı oldu ya. Yok, bu benim resmim değil ki ya. Ne diyorsunuz Burhan Bey? Yok, benim değil. Oh ya, vallahi gerçekten rahatladım. Kim getirdi lan bunu? Hediye Hanım getirdi salondan vallahi. Ha, o torbanın için değil. Ha, yok değil çünkü benim bu. Allah'ım, bittim ben. Ya ne yaptın sen Dursun ya? Ne yaptım ya? Siz ne kadar huysuz insanlarsınız ya? Burhan Bey, bittim ben. Ne oldu yerim? Ya bu tablo... Ünlü bir ressamın, ne adamın adı, Bahri Allıboyar mı, ne öyle birinin tablosu. Bunu Cem'le Melek bana emanet ettiler. Alt katta tadilat var, tabloya bir şey olur diye. Bu yarın akşam sergiye çıkacak bu tablo ama ne tablo falan kalmamış ki ortada yani. Daha da kötüsü, ben Melek'e kıl alıyorum, psikopatlık yaptım. Özellikle üzerine boya döktüm zannedecekler ya. Nasıl bir fars ya? Gerçekten bir farsa benzedi bu. Nasıl bir hikaye bu? Nasıl yazılmış? Nasıl oynanıyor? Ne oldu şimdi? Kötü bir şey mi oldu yani? Nedi? Sizin yüzünüzden olmadı mı bu? Ne resim yapıyorsunuz ya? Manyak mısınız siz? Çöp adam çizemiyorsunuz. Karıştırın ortalığı. Bırak lan! Yapacağım diye gerizekalı. Bırak lan! Hasta mısın Hüsnü ya? Az daha boğazımı sıkıyordu ha. Gerizekalı. Ancak seni bu beladan ben kurtarabilirim. Ne? Nasıl kurtaracaksın? Ne? Ben çünkü çok resim yaptım. Şu anda fırça kolumun bir parçası gibi. O kadar iyi kullanabiliyorum ki kollarımı. Onun için bu şimdi bu pempelik var ya. Ha. Onun üzerine böyle gerçek tonlarında rötuşlar yapabilirim. Gerçekten mi? Sanmam. Niye yapacak ki? Of ya. Tinerle ses yok. Alternatif sunayım ya. Kapı çaldı. Kesin Cem geldi tabloyu almaya, kesin. O zaman zaman kazanmamız lazım. Çabuk git onu oyala. Hadi, çabuk hadi git. Ah, ne haber? İyi, tabloyu almaya geldim. Tabloyu? Evet, Meleğin sergiye koyacağı tabloyu. Ha, onu. Alabilir miyim? Şu anda mı? Evet. Bu kadar çabuk mu ya?
Aslı tabloya bir şey olmadı değil mi? Ya Cem artık, aa siz deli misiniz, psikopat mısınız, paranoyak mısınız, ben anlamıyorum yani. Ben tabloyu özellikle bir şey olmasın diye, çünkü sizin bu konuda ne kadar ruh hastası olduğunuzu bildiğim için, babamın kasasına koydum. Ha, bir o zaman alabilir miyim? Çünkü Melek'le yemeğe çıkacağım da. Ama işte tablo kasada olduğu için ve kasanın anahtarı da Sacit'te olduğu için, ki bu çok saçma biliyorum ama öyle, şu anda veremiyorum. Peki ne zaman verebiliyorsun? Yarın sabah. Aslı o tablo sağlam değil mi? Ama hakikaten artık bozuluyorum ya. Vallahi artık kızacağım yani. İyi iyi, tamam tamam. Hayır, yarın öğlen sergide olması lazım. Biliyorsun akşamüstü açılış var. Bu arada Melek seni özellikle davet etti. Hani aranızdaki buzları eritip böyle bir karşılıklı özür dileyip barışmanız için. Osman'ı aramış, Osman da geliriz demiş. Öyle mi demiş? İyi tamam, ben yarın sabah uğrayıp alırım tamam mı tabloyu? Bu arada gelin ha. Bayağı böyle hareketli, atraksiyonlu bir açılış olacakmış. O kesin. Ara kız be abi. Öyle öpüp kaçmak olur mu Allah aşkına ya? Şahika ne olacak? Oho abi, Şahika'ya mı acıyacağız ya? Lahmacununu yer, mücevherini takar, kendisi gibi milyon dolarlık bir herif bulur, evlenir. Arayıp ne diyeyim ki şimdi Zeynep'e? Ne hissettiğini söyle. Ne hissediyorsan onu söyle. Kim arıyorsun Sacit? Zeynep'i herhalde. Valla dostum sen bilirsin. Aslında Sacit'ciğim ben bu aşk meşk meselelerine fazla karışmak Aa! Bu da nereden çıktı? Ah canım, ah canım. Şu an gibi hatırlıyorum. Dergiye basmıştık bu fotoğrafı. Şahika'nın defile fotoğraflarından biri. Ah bir tanem, ne kadar da güzel çıkmış. Mankenlik yaptıydı değil mi? Podyumda böyle salına salına. Sacit dur, Sacit dur. Al şu peçeteyi. Ağzının sular akıyor çünkü. Allah Allah ya, bak şu tesadüfe. Düşen resmin Şahika'nın olması yani. Sertaç'cığım, hayat tatlı tesadüflerle doldur. Doğru yerde kullanmasını bileceksin. Bere ne Burhan Bey? Ay sohi. Ne oldu, düzeliyor mu biraz? Vallahi bençim kim mil oldu. Gerçekten mi? Estirteyim sana. Bu ne ya? Daha kötü olmuş Burhan Bey. Öteki türlü bari üzerine boya döküldü derdik. Böyle bütün orijinal resmin üstünü kapatmışsınız. Ne bu ya? Ya bir saattir uğraşıyorum. Bir teşekkür et kızım ya. Ya Burhan Bey, bunu eski haline getirin lütfen. Boya dökülmüş hali daha iyiydi ya. Ne yapsak acaba? Bir su ile çitilediğim zaman bence her şey ters tamam olacak. Biz tam olarak bu akşam ne yemeği yedik, böyle açık yeşil, yumuşak, bıcık bıcık bir şeydi. Sana Şifa amca, tozsuz zeytinyağlı kabak kalyesi. Senin için acık da pirinç attım içine, ha iyisin gene. Ah bu ne büyük çılgınlık. İçki yasak. Bari bir kahve içeyim, ne olur. Ay yok amca, kalbim abi tutar, hık diye gidersin valla. Ben sana güzel bir ıhlamur yapayım, ha dur. Açım azizim, açım. Biz artık genellikle böyle hafif yiyoruz. Akşamları mideyi rahatsız etmiyor. Öyle mi? Bak, bak mide yanması için çok iyi bir ilaç var. Göstereyim sana Bülent Bey. Bak. Alo. Bu saatte
saatte kim arıyor kızım? Bu saatte aramayın evladım, yaşlı başlı adamı. Aa! Ne yapıyorsun ya? Sana ne? Gece hayatın bitti Bülent'ciğim. Huzurlu yaşa, rahat et diye yapıyorum. Bülent Beyciğim, artık siz de bizim gibi yaşınıza göre yaşamayı öğreneceksiniz. Ama çok sıkıcı İfetciğim yani. Ölseydim daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Zebanilerle hiç olmazsa bir iki çift laf eder. Aşk olsun Bülent. Bak aklıma ne geldi. Ahşap boyama kursuna yazılalım mı? Vallahi iyi fikir. Ay ne güzel, biz de gideriz değil mi Tahsin? Ah ne eğleniriz. Tepsi boyarız, dikiş kutusu boyarız değil mi? İyi olur, iyi olur. Çok iyi olur. Ben de kendime tabut yaparım. Ne oluyor ya? Bu ne Burhan Bey? Deterjan kullanmasa mıydım acaba? Hadi hadi, tabloyu alayım Aslı'cığım. Sabahtan beri arıyorum seni, duymuyorsun herhalde, açmıyorsun telefonunu. Ha evet. Tabloyu. Ha? Tamam, getireyim hemen. Bitti mi Burhan Bey? Bitti sayılır. Hah, bakayım. Destekliyorum. Of. Ya Cem kapıda ya. Adamın yaptığı eserden sadece imzası kaldı. İkimizin de imzası aynı biliyor musun? B.A. Çünkü baş harfleri şey, altın top. B.A. Hadi ya. Aslı. Eyvah. Bu ne Burhan Bey? Düşünüyorum şimdi. Domates tarlaları önünde yalnız ifot. Ha, güzel. Ne yapıyorsun ya? Sizce ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Ha, getirdin mi? Ha. Akşamüstü geliyorsunuz değil mi? Sergiye bakarız. Bu resim var ya, serginin sürpriz parçası. Ya sergi boyunca üstü böyle örtülü duruyor. Meleğin konuşmasıyla birlikte böyle bir şov gibi açılacakmış. Ne diyorsun? Ya neyse, bekliyoruz ha. Ha. Hata yaptım. Şahika'yı arayıp özür dilemem lazım. Abi o da sana hakaret etmişti ama bak. Doğru söylüyor abi. Sana bir şey göstermek isterim Sacit. Böyle durup dururken mi? O ne ya? Zeynep'in bikinili resmi. Nereden çıktı o ya? Sertaç bu sende ne arıyor? Güzel soru. Bu sizde ne arıyor? Ne arıyor bizde bu ya? Ne dönüyor oğlum burada? Şey ya, Kubilay dün Şahika'nın fotoğrafını getirdi ya. Ben de Fatoş'tan aldım. Ha. Fatoş'tan aldım onu. Hani bunlar sağlık kulübüne gitmişlerdi ya. Orada havuz başında çekilmiş. Yani herhalde mantıken, bilmiyorum. Yani biz de yani yayına koyarsın karşılaştırma olur diye getirdik. Resimden mi karar vereceğim oğlum? Ama taş gibi yani. Of, bilmiyorum abi, kafam çok karışık ya. O da bir şey. Hadi Burhan Bey bir daha. Tamam başlayalım. Hı? Your Majesty. Hı. İşte. Ay neydi ya o? Ya Haldo'yu deneyeceksiniz Burhan Bey ya! Ya ne yapıyorsun sen? Tam alnımın ortasına çatlattın ya. Sersemleştireceksin beni. Heyecandan anlamıyorum ya. Çünkü babam küçükken biz ilkokula giderken Sacit de beni böyle ders çalıştırırdı. Hiç unutmazdık. Belli zaten belli. Kafaya çok darbe aldığım çok belli. Tepsiz. Ha? Hadi barışmasan alalım. Hadi. Hadi. Your Majesty. How do you do? Ya alnına koymayacaksın ya! Ya alnıma koymayacaktım ki, niye kesiyorsun gerizekalı? Kesmedim ya, tamam hadi devam.
I brought your tokat tomato. İspanyollar iri iri, ciciyalar. Cizil bir domates, tokat tomato. Very, very nice. Ama abi ben bile anlamadım ne söylediğiniz ya. İngilizce miydi bu? Sen moron olduğun için anlamadım bir defa. Ne terbiyenizi bozuyorsunuz ya? Ben telaffuzunuzu düzeltin. Hani tane tane konuşun diye yardımcı olmaya çalışıyorum ya. O bir defa koskoca bir kraliçe. Görmüş geçirmiş bir kadın. Ağırlı bir kadın. Ben böyle gülümseyerek domates uzattığımda herhalde demeyecektiniz. Kız kardeşinimi tanıştırmaya çalışıyor diye demeyecektir herhalde. Ağırlı kadın. Belki hediye vereceğim ya. Bir şey diyeceğim. He. Fırağınız da çok yakıştı ha. Vallahi bence de ha. Değil mi? Tenim beyaz, saçlarım küllü kumral olduğu için beni İngiliz heyetinden zannedecekler. Ben hemen sıyrılacağım orada. Türk korumalara da ben İngiliz'im. Ayağı yapacağım bakalım ne olacak. Bir şey diyeceğim. Acaba Elizabeth Hanım'a yaptığınız resimlerden bir tanesi mi hediye etseniz ha? Kendisi çok sanatsever bir insanmış diye duydum çünkü. Aa, olabilir ya. Mantıklı. Evet, olabilir ya. Bravo, Makbili. Bravo. Ben Kraliçe Elizabeth'i domates bahçelerimin önünde domates toplarken böyle tasvir eden bir tablo yapabilirim. Bravo Makbili, güzel fikir bu. Hadi bir daha. Başlıyorum. Your Majesty. How do you do? Kesin kaybedeceğiz biz bu iddiayı. Seni yapacağım plana. Ne var ki oğlum? Ya adamın kız arkadaşının bikini resmini çıkartıyorsun ortaya. Nereden buldun cevap yok. Kurtardık işte durumu. Ne var? Ya ne kurtardım? Ben kurtardım Fatoş Matoş diye. Zaten niye girdik ki bu işe? Para yok, pul yok. Yatırım olmadan ne planı ya? O kadar yatırım yaptık oğlum. Zeynep'e çikolatayı kim gönderdi? Çikolata mı? Evet. Bir kadının hayır diyemeyeceği üç şeyden biri. Diğerleri ne? Çiçek. Üçüncü... Ya bırak Allah aşkına. Büyük büyük laflar. Hepsi fos ya. Aa, mücevher, mücevher. Ya biz nasıl alacağız mücevher Allah aşkına ya? Ne diyorsun sen Taceddin? Zeynep'e Sacit'ten çikolata mı yollamışlar? Ama şimdi rekabet. Kızışıyor canım. Sen yumuşuyorsun ha. Ne münasebet? Arama sakın. O seni arasın. Erkek kısmı arar zaten. Beni buraya niye sürükledin ya? Kraliçeye geç kalacağım. Akşam resepsiyonum var benim. Ya siz benim şahidi misiniz Burhan Bey? Benim psikopat olmadığımı, resme yanlışlıkla boya döküldüğünü... ...sizin de düzeltirken mahvettiğinizi güzel böyle anlatacaksınız. Siz niye frak giydiniz? O kadar çok para verdim ki sadece kraliçeye mi giyeceğim? 2-3 defa giyeyim istedim. Ne var bunda? Ha. Resmin üzeri örtülü. Acaba melek farkında mı? Yok, farkında değil. Bence kızın kariyeri bitecek. Hadi ya. Baksana resim baş köşede. Örtüyü bir açacak. Altından benim resim çıkacak. O zaman ne yapacak? O zaman ben gideyim kıza gerçeği söyleyeyim ya. Artık olmaz yani, bu da yapılmaz yani. Ayıp denen bir şey var. Ne olacak? Olmadı son anda bir hata olmuş. Dert çıkartıverir resmi sergiden yani. Nedir değil mi? Canım nedir ki? Bence de nedir yani. Aslı. Aa, merhaba. Ne haber hayatım? Osman iyidir. Sen? Ay Osman nasılsın? Ne var ya? Buradan düğüne mi gideceksin Burhan? Yok, kraliçenin resepsiyona katılacağım. Niye girdin ki? Osman, orada da üstü örtülü bir resim var ya. Onu hemen bana alsana hediye. Hadi, nasıl fikir? Güzel miymiş? Süpermiş, süpermiş. Herkes bundan bahsediyor. Alsana onu bana. Al. Aslında ben şuradaki natürmortu beğenmiştim. Hayır, o iğrenç. Bu süpermiş. Hadi alsana onu bana. Al. Hayatım bir bakalım malı iyi mi, güzel mi, değil mi? Ne bu acele böyle? Bir konuşabilir miyiz bir? Açılış yapayım sonra. Yok, tabii ki şu anda konuşabilir miyiz? Sonra konuşuruz. Ama önemli bir konu. Konuyu biliyorum Aslı.
Öyle mi? Ha. Ya Melek, ben hakikaten sana çok büyük bir özür borçluyum. Bence de bize hiç yakışmadı böyle saç saça baş başa falan. Ha, o da vardı. Hayır. Yani şu anda çok zor bir durum içindeyiz. Eğer bu böyle hani dur açalım. Hiç yapayım sonra konuşuruz. Bir dakika. Melek. Özel ressamlar Yaşamın Kıyısında eserler sergimize hepiniz hoş geldiniz. Söyleyemedim ya. Aa, skandal. Bu serginin küratörü olmaktan büyük gurur duyuyorum. Özellikle de henüz örtüsünü kaldırmamış olduğumuz bu parçanın. Bu örtünün sembolik bir yanı da var. Ressam Bahri Allıboyer sokakta doğdu, sokakta yaşadı ve öldü. 1980'de kaybettiğimiz bu ilginç sanatçının eserleriyle ilgili sadece rivayetler bize yol gösteriyor. Neredeyse hepsi kayıp ve belki de elimizde bulunan tek parça bu. Aslı, ne yapıyorsun hayatım? Ha? Zaten bir erkek bunu bir kere yaptı mı? Yani çorap söküğü gibi arkası geldi. Sacit. İnanmıyorum. Küş ya. Bence de. Ya of. Pişman tabii ama affetmek o kadar kolay mı? He, değil mi? Mahfi etkilendiğimi söylemeliyim. Hadi ya. Çok mu? Mamafi kelimesini kullanacak kadar kendimden geçmişim. Düşünsene. Allıboyer'in ilginç yaşam öyküsü gibi bu elimizdeki tek eseri de birazdan bu örtünün altından gün ışığına çıkacak. Evet, şimdi hep birlikte çağdaş bir ressama ve bizimkilerden çok farklı bir hayata tanıklık edelim. Açıyorum. Tebrik ederim Melek Hanım. Manyak mı bu kız ya? Kim? Ya Aslı. Ya ben orada konuşuyorum. Karşıdan böyle açma açma diye garip garip hareketler yapıyor. Deli mi ne ya? Ay, inanmıyorum ya. Dikkat ettin mi? Herkes alkışladı. Vay anasını ya. Ben ne kadar önemli bir ressammışım. Hiç abarım yok ha. Ne değilsiniz Burhan Bey. Sakin olun ya. Sadece neden bilmiyorum ama bir şekilde sizin bu feci resminizin o ressamın olduğuna inandılar. Hiç anlamadım. Bahsediyorum. Hemen Melek'e gidip söylemeliyim. Hadi saçmalamayın Burhan Bey ya. Ne olur ya ne olur. Ben günde 20 tane yaparım bunlardan. Vallahi parayı kırarım. Baki size sirgi atsın o. Burhan abi, o bizim sırrımız da olur mu ya? Abim olduk şimdi hemen ya. Ya Aslı'cığım. Şimdi demin sordum da. Yani birisi bizden önce davranıp o tabloyu 17 bin YTL'ye satın almış. Ben şu natürmortu soracağım. 17 bin YTL mi? Eski parayla mı? Bak onu hesaplayayım. 17 bin milyon mu yapıyor? Ne yapıyor şu anda? Ben hiç anlamış değilim. Hemen ben Melek'e söyleme. Melek! Hayır, ne olur, hayır, ne olur Melek! Burhan abi, saçmalamayın. Melek, Melek, Melek ne olur? Melek! Çok iyi içti, kusura bakma hızlı için. Melek! Yanlış anlama bacım, bu kişisel bir şey değil. Ben sadece tabinin talimatıyla onun adına sana söylüyorum yani. Onun adına? Yani tıpkı şey gibi yani bu şarkı sadece Zeynep'e gidiyor tarzı bir serenat bu. Yani Sacit onun adına şarkı söyledi, seni tuttu. Ya bu kadar şarkılar, çikolatalar, papatyalar ne bir mesaj atıyor ne de arıyor ya. Cesareti yok abla. İlk hareket senden bekliyor. Vallahi mı? Bence öyle yani. Öyleyse. Yarışmada dört kutu falan kalınca heyecanlanıyorum. Bana bir zarar dokunmaz mesela. O kadar.
kadardan bir şey olmaz herhalde. Ya bende çok güzel bir çarpıntı ilacı var, bitkisel. Göstereyim mi? Göster, zaten gözüm görmüyor. Ne olur ya, hadi evladım, ne olur ben yaptım diyeyim, resmine zararı var ya. Burada bir harika bir çocuk var, kimse fark etmeyin, lanet olsun. Canan abi, ne olur ya, böyle cart diye söylenir, biraz vakit geçsin aradan, bir soğusun arası. Ayrıca siz kraliçeyle tanışmayacak mısınız? Belki Londra'da satılacak resimler. He he. Çocuk avut sende. He çocuk avut sende. Ben kraliçeye sadece domateslerden bahsedeceğim. Bir de bu yaptığım resmi göstereceğim. Bakayım. Bak. Ha. He. Kraliçe burada domates bahçesinin önünde. Öyle bir şey yorumladım çünkü. Etrafa bakıyor, gülümsüyor. Anladım. He. Siz bayağı bayağı gidiyorsunuz yani kraliçenin resepsiyonuna. He, gidiyorum. İçeri nasıl gireceksiniz? Girebilecek misiniz? Ah, biraz tipten kurtarıyorum. Bende öyle bir tip var ya. Türk korumalara karşı İngiliz heyetindenmişim gibi davranacağım. Ay, gidiyor musunuz Burhan Bey? Çok heyecanlıyım. Hadi maşallah maşallah. Pü 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 pü. Okumuş bilinçleri yuttunuz mu? He, yuttum. Ama biraz boğazım tarşıtıyoruz. Aa, olur olur, normal. Sakın heyecanlanmayın, tamam mı? Sonra bildiklerinizi de unutursunuz. Hay. Hadi bakalım. Hadi. İkinci Elizabeth, birinci Burhan Altın Top geliyi. Hadi görüşürük. Amca nasıl terlikler? Rahat etti mi ayacıkların? Niye bağırıyorsun ya? Ne sağır yaptınız beni? Ay, kusura bakma yaşlı olunca. Sağ ol Makbule. Pek güzel almışsın Bülent amcana terlikleri. Nereye gidiyor bu fraklı? Kraliçenin resepsiyonuna. Ne diyorsun? Vallahi. Hayata bak ya. Bu moro kraliçenin resepsiyonuna gidiyor. Ben burada ada çayı içiyorum. Ah Bülent, ada çayı deyince biz de bu yaz bir ev tutsak Ayvalık'ta İffetlere komşu. Oh, ferah ferah otururuz balkonda, televizyon seyrederiz. Aa, perşembeleri de papaz kaşlı turnuvası, ne dersin?